Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, ilçemizin çok değerli protokolü, Kadın Platformu'nun başkanı ve çok değerli üyeleri, Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu'nun çok değerli öğrencileri ve sevgili Kızılcahamamlılar. Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Günü. Bugünü amaç edinerek Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nün aktif yaşama destek temalı yürüyüşüne buradan start vermek istedik. Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu olarak ev sahibi olmaktan, çok değerli konuklarımızı ağırlamaktan çok mutluyum. Umarım her yerde olduğu gibi Kızılcahamam'da da bir farkındalık yaratarak bu yürüyüşümüzü gerçekleştiririz. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, çok değerli Seyhan Hocam, çok değerli Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Başkanı ve üyeleri, üniversitemizin çok değerli mensupları, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta bu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü, bu anma programını, bu programı ilçemizde düzenlediğiniz için ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybetmiş olan tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyor, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, yaşadıklarını dışarıya anlatmamış veya anlatamamış tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu etkinlik vesilesiyle kadınlarımız ile ilgili duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmamıza imkan sağlayan, bu etkinliğin düzenlenmesinde emekleri olan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ve Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğümüze hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara Üniversitesi'nin, üniversitemizin çok değerli hocaları, değerli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak için yapılan bu güzel etkinlik için öncelikle Seyhan Hocama, Kızılcahamam Meslek Yüksekokulumuza, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulumuza şükranlarımı sunuyorum. Biz ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz deriz bir taraftan. Bir taraftan her başarılı erkeğin arkasında bir işte kadın vardır deriz. Lafa gelince hep gerçekten kadınlar bizim baş tacımızdır. Ama maalesef gerek bizim ülkemizde gerek dünyanın birçok yerinde istemediğimiz, arzu etmediğimiz şekilde kadına karşı maalesef bir şiddet söz konusu ki bugün burada biz bu farkındalığı arttırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bunun aslında en önemli, bunu gidermenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi eğitimdir. Eğitime daha çok önem verirsek inşallah bu tarz olumsuzluklarla bundan sonra uğraşmak, mücadele etmek zorunda kalmayız. İşte tabii bunun için zaten bir eğitim kurumu ülkemizin çok köklü üniversitelerinden Ankara Üniversitesi'nin bu faaliyeti gerçekleştirmesinden de son derece mutluyum. Herhalde üşüdük biraz. Yürümenin vakti geldi. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, minnettar sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Ankara Üniversitesi'nin çok değerli hocaları, Ankara Üniversitesi'nin mensupları ve sevgili Kızılcahamamlılar, bugün Ankara Üniversiteli olmaktan, Ankaralı olmaktan ve eminim Kızılcahamamlı olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Böyle bir farkındalığı, böyle güzel açış konuşmalarıyla bizlere şevk, destek veren kaymakamımız, belediye başkanımız, sevgili eşleri, sevgili öğrencilerimiz, Kızılcahamamlıların bizle birlikte olmaları Kadın Platformu olarak bizi gerçekten çok mutlandırdı, gururlandırdı. Niye buradayız? İki tane sebebimiz var. Biz bu sene Ankara Üniversitesi Kadın Platformu olarak tüm üniversitemizle Fercan Hocamızın başkanlığında aktif yaşama bir merhaba diyeceğiz ve her ay bir yürüyüş planlıyoruz. Bugün burada hep beraber
topluma, ülkemize mesaj vermeyi düşünüyoruz. Hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve hep beraber yürümeye davet ediyorum. Tamam mı? Tamam.
Üniversitesi Kadın Platformu'nun 2018-2019 yılı etkinlikleri arasında bulunan aktif yaşam konulu etkinliğimizin startını biz Kızılcamam'da vermek istedik. Niye Kızılcamam? Çünkü Ankara Üniversitesi Kızılcamam Meslek Yüksekokulu müdürüyüm. Ev sahibi olarak onlarla bu startı vermek istedim. Bugünün önemi 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Uluslararası Farkındalık Günü. Şiddetin en az olduğu bir ilçe olduğunu duymuştum Sayın Başkanımızdan. O yüzden şiddetin olmadığı bir yerde şiddete farkındalık yaratmak da bizim için ayrıca bir güzel oldu. Ankara Üniversitesi olarak böyle etkinlikleri yapmak genelde düşündüğümüz şeyler. İlk startı Kızılcamam'da verdik. Bundan sonra diğer meslek yüksekokullarında bunların devamını yapacağız. Ama bugün için özellikle Kızılcamam Belediyesi'ne, Kızılcamam Kaymakamlığı'na çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü imkanı sağladığı için. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak biz de bu güzel etkinliğe destek verdik. Bundan sonraki etkinliklere destek vereceğiz. Ayda bir yapmayı planladığımız bu etkinlikte her etkinlikte bir farklı tema işlemeyi düşünüyoruz. Belediyenin yetkilileri, Kaymakam Bey ve buradaki idare tüm amirlerin katılımı için çok mutluyuz. Bizi çok mutlu ettiler. Burası bizim için çok güzel, keyif verici. Seyhan Hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini yapacağız birlikte.